başlama kararı verdim. Çünkü bugün pasta yapıyorum. Ben diyetteyim. Ben ağzıma süreceğim. Allah'ım hiç abla oturmam. Ne olur sürmeyeyim. Ama tabii ki bunu yiyecek olan insanlar var. Çocuk arkadaşımın nişanı. Aslında arkadaşımın ablamı. Nasıl tabirler bunu? Tam olarak bilmiyorum ama çok sevdiğim birinin. Yarın sözleşme birlikte bir şey var. Aslında kim yapar? Tabii ki de ben yapacağım. İstediğim birlikte yapalım. Şimdi yumurtaklarını kabartırken bir yandan da sizinle konuşmaya başladım. Umarım şu anda benim sesimi duyuyorsunuzdur. Duyuyorsunuzdur değil mi? Pasta yapıyorum. Nişan pastası. Bugün dedim. Birlikte yapalım dedim. Göstereyim dedim. Yumurtaklarını kabarttım dedim. Yumurtaklarım tamam. Şimdi bir kapta da böyle ne kadar doğru bilmiyorum. Kafadan gidiyorum. Biraz YouTube'dan da baktım. Şeker ve yumurta sarısını birlikte çırpacağım. Orada tutuyorken gözüküyor. O yüzden böyle almaya karar verdim. Şimdi bunları çırpalım. Bunu da çırpıp geri geliyorum. Ne oldu ya? Bu böyle. Yumurtaklarım. Burada da yumurta sarımı, şekerimin çırpılmış hali var. Bunu böyle güzel havalandırdık. Kabarttık. Şimdi burada un, nişasta, kabartma tuzu, tuz ve o kadar galiba onlar var. Bunların hepsini sırayla birleştireceğim. İşte bir kuru ekleyeceğim, bir ak ekleyeceğim, bir kuru ekleyeceğim, bir ak ekleyeceğim. Böyle 2-3 defa da hepsini birleştirip böyle tekrar karıştırarak ne derler ona? Kek misimi hazırlayacağım. Ve sonra tekrar sıkıştıracağım. Spatulamı aldım. Önce burada yağ, süt ve vanilya karışımım var. Onu ekledim. Not pastacı değilim, tamamen keyifli şeyler yapıyorum. Sonra buradaki yumurta aklarımın bir kısmını ekledim. Ve buradaki un karışımında bir kısmını ekledim. Yarısını ekledim neredeyse. Hepsinin en sonunda iki defa da hepsini ekleyeceğim yani. Şimdi bunları böyle tek yöne karıştırıyorum. Bunu hiçbir benim tarifim değil bu arada. Ben de YouTube'dan buldum. O bulduğum tarifleri de zaten aşağıya inşallah link olarak bırakırım. Bana güveniyor musunuz? Hayır. Şimdi ikinci postayı ekliyorum. Tam bir no israfı. Her şey gözüküyor. Aşırı ev hali dedikleri bu olsa gerek. Aşağı dökülmüyor merak etmeyin. Bıçık saçın pozitif yanı. Asla dökülmez. Böyle iç içe girer girer girer. Duşta taranırken hepsi çıkar. Bunların hepsi karıştı. Böyle güzel havalandıra havalandıra. Böyle güzel güzel kabaracak. Şimdi hamurumun tamamını kalıma döküyorum. Bu arada bu hamurdan iki tane yapacağım. Çünkü yüksek bir pasta olsun istiyorum. Böyle alçak bir pasta olmaz tabii ki de. Pasta iki katlı olacak. Gerçek katı alt katı olacak. Küçük katı fake katı olacak. Şimdi pandispanyamı fırına verdim. Pastacı kremama hemen başlayamıyorum. Çünkü çikolata sipariş etmiştim. Hala gelmedi. Umarım bugün gelir, yoksa dışarı çıkmamak zorunda kalacağım. Ve dışarı bu soğukta çıkmayı hiç istemiyorum. Fake katımı yaparken geri döneceğim size. Şimdi iki pandispanyam hazırlansın. Ben de şu tipimi toparlayayım. Size daha güzel gözükeyim. Thank you.
şu ana kadar benim bezeleri yaptığım anları izlediniz ve Pandispanya'nın katları ayırdığım anları izlediniz. Onun haricindeki zamanlarda ben pastacı kremimi yaptım, ganajımı yaptım ve dekor olan, sahte olan katımı, strapol katımı süslemesini yaptım derken sadece şeker alanını kapladım ve onu bu şekilde gold'a boyadım. Ten rengi şeker hamuruyla kapladım. Üstüne de yenmeyen boyadan kullandım bu arada. Çünkü yenenlerde gold'un tonu çok şey böyle, 24 ayar diyeyim size. Ama bu ton çok güzel, böyle vizyonumsu bir gold. Ben bunu daha çok beğendiğim için, zaten bu kat yenmeyeceği için bu katı bu şekilde yenmeyen simli boyayla böyle hafif solüsyonu karıştırdım. Böyle pudra fırçası gibi bir fırçayla da boyadım. Size tavsiyem, böyle gibi ucuzundan eğer böyle bir pasta yapmayı düşünüyorsanız da bu şekilde boyayacaksanız öyle spreylere falan çok para vermeyin. Onlar gerçekten çok pahalı çünkü ve ne kadar çıkabilir ki içinden, biliyorsunuz spreyler genellikle çok çabuk biten şeyler ne olursa olsun. Gidin böyle bir solüsyonu alın, simini alın, yenilebilir pasta sadece bir de yenebilen simini alın. En ucuzundan bir pudra fırçası alın ve onunla böyle etrafını boyayın. Çok zevkli. Gerçekten insana boyama yapmak çok zevkli. Bir tek şu an kamerada gözükmüyor ama böyle ocağın üstü, benim üstüm, her yerim biraz sim oldu. O tezgah biraz simle kaplanabiliyor. Çünkü ben başta solüsyonsuz denedim aslında. O yüzden solüsyonla yaptığınızda o sorun da olmaz. Böyle hareketlerle boyamanız gerekiyor. Böyle sürtersiniz de oradan oraya sürtersiniz oradan oraya. Tampon hareketlerle kapatıcı sürer gibi yapabilirsiniz. Şimdi Pandispanya'nın katlarını ayırdım. Pastacı kremim hazır. Ganajım hazır. İç malzemelerim hazır. O zaman artık katlarımı atabilirim. Siz de o esnada beni izleyin. Arada konuşarak yapayım. Arada konuşmadan yapayım. Tamam, bir şey daha ayarlayalım. Şimdi böyle konuşarak devam edelim. Benim akşam yaptığım çekimler sarışı kullanmam lazımmış galiba. Bugün güzel gözüküyor. Güzel görüyorum kendimi. Şişirdik ya da buluştuk. Öyle şeyleri anlamıyorum. Şimdi tabanımı koydum. En alt katıma ben 4 katta pasta yapacağım için ve her ölçü pandispanyamdan toplamda 2 kat çıktı. Yani 2 tane pandispanya yaptım biliyorsunuz. 2'şer kat çıktı onlardan. Normalde 2 kat yapıyorsanız eğer tabanın üstte koyun, şişen tarafını kesin alın, onu alta koyun. Ama ben şu anda 4 kat yaptığım için ve 2 taban 2 üst olduğu için elimde tabanlardan birini olması gerektiği gibi tabana koyacağım ki böyle daha statiğimiz güçlü olsun. Bir kaseyi sütünden koyacağım. Isısı fark etmez, soğuk da olabilir, sıcak olmasa daha iyi olur çünkü yumuşak parçalayabilir. Zaten pandispanyalar çok yumuşak. Ve bayağı bol süt koydum neredeyse sonuna kadar. Aslında bunu pastacılar yaparken görüyorum. Ben de videolardan izleyerek öğrendim orada pasta yapmayı. Yaparlarken içerisine şeker de koyuyor. Ama zaten pandispanya gerçekten çok şekerli bir şey olduğu için ben gerek bilmiyorum. Hiçbir pastamda ıslattığım sütte şeker koymuyorum. Yani onu şurup haline getiriyorlar, ben öyle yapmıyorum. Çok ekşi meyveler kullanacaksam sadece şeker kullanıyorum. Ya da işte bazen aromatik olsun diyorsam karamel yapıyorum. Karameli sütle açıyorum, o şekilde oluyor. Bu şekilde olarak başladım. Pastacı edasıyla konuşuyorum ama tekrar söylüyorum. Pasta eğitimim kesinlikle yok. Netflix Sugar Rush izleyicisiyim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben her videomda söylüyorum. Oradan hevesle öğrendiğim şeyler tamamen. Aslında şeker hamuruyla yapılan pastaların sert olması gerekiyor ki daha sağlam olsunlar. Ama yani ne olursa olsun biz Türk'üz. Biz yaş pastaya alışırız. O kadar kuru pastalardan hoşlanmıyorum. Zaten o yüzden çoğunlukla şeker hamuru pastalar lezzetli, güzel pastalar olmuyor. İnsanlar böyle dışına aa çok güzel falan diyorlar ama hiç kimse yiyemiyor pastaları. O kadar para verilmiş olmasına rağmen çok çok iyi yerlerden yaptırmalıysalar tabii. O yüzden böyle ne kadar uzun açıklamalar yaptım. Bu şekilde bol bol ıslatıyorum ama tabii böyle vıcık diye ayrılacak kadar da ıslatmadım, o kadar da değil. Her şeyin bir dengesi var. Burada benim ganajım var. Birebir ölçüyle yaptım. Bu 4 katlı pasta için ben etrafını da kaplayacağım için 400 ml kremaya 400 gram çikolata koydum. Ama isterseniz 1'e 2 de yapabilirsiniz. Yani 400 ml kremaya 800 gram çikolata da koyabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Çünkü çok katı oluyor. O zaman insanlar o katı
ağır olduğu için onu kenara koyuyorlar. Geri kalanını yiyorlar ve çikolata çöpekmiş oluyor. Yani ne kadar lezzetli olursa olsun çikolata sevmeyen insanlar var mesela. Şu an ben kahve dünyasının çikolatasını kullanıyorum. Çok güzel bir çikolata ama buna rağmen 1'e 2 yaptığımda kenara alan insanlar oldu. Çok ağır deyip pastadan yemek isteyip. O yüzden 1'e 1 daha iyi geliyor bana. Şimdi bu şekilde önce kenarlarına sıkıyorum. İlle bir şey döner stand almanıza gerek yok pastacılardan. Mesela benimki öyle değil. IKEA'nın bayağı bildiğiniz peynir, yani sunum tabağı şu tahtalardan. Kullanıyorum. Zaten profesyonel değiliz sonuçta. Profesyonel yapmayı düşünmüyorsanız gerek yok. Profesyonel yapmayı düşünüyorsanız buradan uzaklaşın. Şimdi ganajımın kenarlarını sıktım. Kenarlara niye ganaj sıkıyorum? Çünkü daha dengeli, sağlam olmasını sağlıyor. Krem aradan daha ganaja oran daha yumuşak olduğu için, ganaj daha katı, daha sıvımsı olduğu için. Sıvı da değil ama anladınız işte daha sıvıya yakın bir kıvamda olduğu için şöyle gösterelim. Bakın bu kıvamda. Ganajın kıvamını az önce gördüğünüz zaten sıkmıyor. Çünkü şu an onun ucu açık. Genellikle ganaj sıktığımızda daha sağlam bir yapımız oluyor. Statik dersleri 12. Üniversite statiği. Bilmeyin daha iyi. Gerçekten. Pastacı kremamın ucunu açtım. Bu arada illa sıkma torbasına ihtiyacınız yok. Sıkma torbası da daha kolay oluyor sanırım. Şimdi izleyen pastacılar sana alacak. İşte o gibi kız ne yapıyor diye. İki çeşit draja var elimde. Biri kahve dünyasının. Bu da şey oldu, kahve dünyası reklamı gibi oldu ama gerçekten kahve dünyasının çikolataları çok bayağı güzel yapabileceğim bir şey yok o yüzden. Biri kahve dünyasının bu çilekli drajası. Çilekli çikolata drajası. Diğeri de yine kahve dünyasının bontesi, içerisinde bisküvi. Aslında ben sütlü olanını seviyorum ama kalmamıştı. O yüzden bir tar olanını aldım. Günlerde de satılıyor bunlar. İşte bir kahve dünyasına gitmenize gerek yok. Onlardan koyuyorum. Önce bir tardan koyuyorum. Bütün olunca eşit koymaya çalışıyorum. Her dilimin her dilime denk gelsin diye. Her kata da koyacağım içeri zaten. Geliyor genellikle. Fazla da kaçırmak istemiyorum. Bu sefer kremaların lezzeti alınmıyor. Bayağı büyükler zaten. Oh, bunlar çok büyük. Transformdan yapmam lazım tatlı. Şeytan diyor ki ya bunları ortadan ikiye bölüyorum o yüzden. Aşırı büyükler bu kadar büyük. Tatlının dengesini şu an çizdim. Güzel. Bana o kadar güzel olur şeker tüketmiyorum ki şu an böyle ağzım yanıyor. İlk katım gördüğünüz gibi bitti, çabucak. Gelelim ikinci kata. Mesela benim pasta yaparken en zorlandığım şey kapları yerleştirmek. Çünkü ben hiç eşit yerleştiremiyorum ve kapıyı yiyorum ama bence şu an oldu. Oldu ya. Olduğu kadar yapacak hiçbir şey yok. Ganajlarla kurtarırız bir şekilde. Şöyle kenardan tutuyorum.
hayatla alakan varsa lütfen bu da kesin kenar falan arama. Olabilir. Bu arada bezelerin pişmiş hali bu şekilde. Arada firarlar, çatlayanlar oldu. Böyle gösterelim bakalım. Bu şekilde. Birazdan zaten yakın çekim yapacağım. Onları yiyenler olabileceği için kullanacağım sim. Bu sefer yenebilir sim. O da böyle bir gold. Ondan böyle bir miktar koyacağım buraya. Çok koymayı düşünmüyorum. Çok önemli düşünmemekten askerlik falan da gelecekti. Şöyle bir solüsyon satılıyor pastacılarda. Allah sıcak. Bunun içerisine koydum sinemi. Solüsyonumu sıkıyorum. Bayağı bol solüsyon sıkıyor. Birkaç damla diye bayağı sıvılaştırdım onu. Şöyle bir fırçam var. Temiz. Hijyenik. Sterilize edilmiş. Onunla çok ıslatmışım. Mesela bu olmadı. Çünkü çok ıslanmış ama yine de kullanılır. İşte bir tık daha gold sim ekledim. Tekrar deniyorum. Şöyle her yerini boyamıyorum. Bir tık böyle atıyorum bazı yerlerine. Bazılarında bana dayanamayıp daha çok boyadığım da oluyor tabii. Şurasına atayım. Böyle bazı yerlerine yaptım. Dediğim gibi diğerinin rengi daha güzel ama çok bir şey yok. Bakın şöyle bir tur döndürdüm. Hafif yaptım. Her yerini yapmadım. Böyle ufak ufak işte hepsine dokunduruyorum ama mesela bir iki tane normalde bırakmayı düşünüyorum. Mesela şu normal kalsın. Bunun şekli çok güzel. İşte mesela şunlardan iki tanesini normal bırakıyorum. Hatta üç tanesini normal bırakıyorum. Mesela bunlardan şu çok güzel. Bunu da boyayalım. Sadece şurasına atayım. Mesela bunu da saçmaladım. O yüzden şöyle bir boyadım tamamen. Bazıları böyle tamamen. Bazıları kısım kısım. Böyle noktalar halinde attım. Ve bu tarafı arttırdım. Bir kısım nokta nokta, bir kısmı arttırılmış. Mesela bakın içini bayağı ben böyle şey bırakıyorum bezeleri. Akışkan. Ben beze sevmiyorum ama bezeyi sevenler bu şekliyle daha çok seviyorlar. Kuru kurudansa. Mesela bunu şöyle kenarına bir parça boyadım. Bir de rulokat aldım. Bir paket. Şimdi rulokat değil gerçi. Bölümden aldım. Tabları aynı valla. Hiçbir parça yok. Ben ağacını aldım. Bunları yiyememek yaparken o kadar kötü ama yemeyeceğim. Çünkü yaparken bunları yediğinizde kilo oluyorsunuz. O yüzden yaparken yemeğe tövbeliyim. Her şeyi her zaman her an yerim ama yaparken hayır.
bir dönem çok sıkıntısı yaşadım. Çok hasta yapmıştım o dönem. Resmen 1000 kilo olunca. Yine fırçamı aldım. Baya böyle bu oldu. Tabi rakatın da şu kat kat soyulmak sorun salamış. Her yerini boyuyorum rakatların. Bakın böyle her yerini boyadım. Bunlarını da boyuyorum, çikolata kısımlarını olduğunca. Bunları böyle çubuk dekorlar gibi yapacağım. Şöyle bir 5-6 tane boyamayı düşünüyorum. Şimdi işin işkence aşamalarını göstermedim. Bayağı 5 saat şeker hamurunu buralarda böyle yoğur Allah yoğur yumuşatmaya çalıştım. Şu an tam yumuşak değil ama daha fazla yumuşamıyor. Benim bu kolumda kuvvet kalmadı. O yüzden bıraktım ve şimdi merdaneyle açıyorum onu. Altına böyle bol bol nişasta serptim. Böyle yuvarlak olacak şekilde açıyorum. YouTube'da mesela ben ilk video izlediğimde bir parmak kalınlığında şeker hamurunu bırakmamızı söylüyor. Bırakın diyordu kanaldaki kadın. Ve ilk başlarda öyle bir parmak kalınlığında şeker hamurunu bırakarak kaplamaya çalıştım. Sürekli böyle çatlıyor, yarılıyor, bir ağırlığını taşımıyor, kenarlardan gidiyor falan. Dedim bu böyle olmaz. Sonra dedim ki ben biraz incelterek deneyeyim. Özellikle strafor kaplarken mesela bayağı ince açıyorum hamuru. Çünkü kalın açınca strafor da yırtılıyor. Bu detaya dikkat edin ama öyle tabii size yufka gibi açın demiyorum ama şöyle bir kalınlık bence yeterli oluyor strafor kaplarken. Kamera diye bu tarafa bakıyorum. Bu taraftan. Pasta kaplarken de onun böyle bir iki tık kalın oluyor. Ama asla öyle bir parmak kalınlığında açmıyorum. Hani evdeki merdaneyi de açıyorum. Ekstra silikon falan bir şey almadım. Böyle çile çeke çeke. Şu an üstündeki kazak zaten direkt yıkanacak. Pasta bittikten sonra her yeri sil ve nişasta oldu. Bir yandan pastanın donmasını biraz bekliyorum garajını ki şeker ununu kaplarken rahat olayım. Öldüm. Bayağı açtım şu anda. Şimdi altından bunu alıyorum. Bence bu yeterli ya. Her bir değil. Şurası ince şuralar daha kalın. Hübürlendim. Siyah da mümkün olduğunca az koyayım. Nişastayı böyle kontrol edeyim de üstüne çok değmesin. O kadar stres oldum ki şeker hamurunu koyarken başlatmayı unuttum videoyu. Şimdi böyle. Üstüne koydum. Kenardaki perdelerini elimle alıyorum. Perdelerini ala ala böyle şekerimi yavaş yavaş yapıştırıyorum. Mümkün olduğunca düzgün yapmaya çalışıyorum. Ama dedim ki profesyonel değilim sonuçta. Ya, elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yapabileceğim tek tabir anlatım bu. Elinizden geleni yapın. En zor perdeler. Perdeler perdeler çok sıkıntı. Biraz kalın kaçmış. Mesela benim pastalı bu sonunda ben şöyle o kadar alttan bastırıyorum ki yamuluyor. Nasıl düzelteceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Niye böyle yaptığını bence yeteri kadar aldım perdelerini falan. Şu elimle şu an burada bir böyle bitiriş yapıyorum. Çizgi ayarlıyorum. Bu hareketi yapıyorum. Şimdi bunu da yaptığıma göre en sonunda da şu şekilde kenarlardan kesiyorum. Yok, artanlarımı iriyorum. Yine bu videoda büyük ihtimalle bir sürekli böyle ses açmaya çalışmam gerekecek. 2-3 tur. Format yaparak.
Alalım. Son hali bu şekilde. Bakalım görebiliyor musunuz? Yarın tekrar görüntülerini çekerim. Elimden geleni yaptım. Bu kadar oldu. Bakalım. Tadı kesinlikle güzel ama. Ondan eminim. Bir vlogun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz kanalıma... Hayır. Önce beğene tıklamayı, sonra kanalıma abone olmayı, beni Instagram @ozgebegum'da hesabımdan takip etmeyi ve yorumlarda benimle konuşmayı, sorularınız varsa sorularınızı sormayı, video talepleriniz varsa onları söylemeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.